Bugün günlerden pazar, arkada kettle çalıştığı için böyle bir umutuyla bir giriş yaptım. Şimdi yemek yapacağım, yemekle başlayacağım. Kahvaltı fazlını falan hepsini atlattık çünkü. Buzluğa koymak için tavuklu börek yapacağım. Bunu şimdi haşlamak için hazır hale getireceğim. Haşlansın bu. Sonra akşam üzerine doğru yaparım bunu da. Falan aldım. Saracağım. İyice bir yıkayayım bunu. Evet. Yavaş yavaş haşlandık bunu da. Aynısı evde yok. Aynısı bu ara alıştı dedesiyle gitmeye. Bugün de dedesiyle birlikte gitti. Kayınvalidem ne görüneceğim köye gitmişlerdi. Cenaze varmış sanırım. Oraya gitmişler sabah. Kayınpederim de onları almaya gitti. Annesi de onlarla gitti. Anlayacağınız yine evde değil annesi. Aperatif şeyler yapacağım. Normalde pazar günleri dışarıda yemek yeriz ama bugün annesi yok. O yüzden evdeyiz. Hem de zaten demiştim size de eşim de dinlenmesi gerekiyor. Gerçekten çok yoruldu bu ara. Kaynatı yukarıda. O da bizimle birlikte yemek yiyecek. Şöyle 2 4 5 tane yapayım. Anne su da gelince yer çünkü. Seviyor da bunu. Künefeyi yapacağım. Yemekten sonra yeriz diye. Yarım çay bardağı su diyor. Ben 2 künefe yapacağım. O yüzden 1 çay bardağı mı koymam gerekiyor? Şöyle şu an yarım çay bardağı koydum. Şekerliğimdekini. Yarım çay bardağı daha koyacağım. İki çay bardağı da su ilave edeceğim. Ben birazcık daha ilave ediyorum. Fazla olsun. Şimdi bunu ocağa alalım. Şöyle yarım makarnalarım vardı. Biraz spagetti, biraz böyle ince buldu. Onları karıştıracağım. Spagettiyi de şöyle parçalar haline böleceğim. Bu kadar bir spagettim var. Buna böyle şöyle 3 parçaya böleceğim. Hatta şunu bölebilirsem, bir kere daha bölersem daha iyi. Evet. Yarım paketlerim bitsin diye bunları kullandım. Şimdi de şunu vereceğim. Biz yemeğimizi yedik. Mutfaktaki son durum. Şimdi ben bu mutfağı bir ele geçireceğim.
girdim çıktım. Şimdi sıra tavuğu dikmekte. Şimdi içeride hem tezgahı dikeceğim hem tavuğu dikeceğim. Birlikte tavuk bu böreği yapacağım. Böyle ince ince dideceksiniz tavukları. Daha sonra içerisine soğan ve ceviz ilave edeceğiz. Yani ölçüyü şu an vermiyorum çünkü ben de kafama göre yapıyorum zaten. Bir ölçüyü böyle yapmıyorum. Sizler kendiniz ne kadar yapacaksanız o ölçüye göre yapacağınız yufkaya göre kendi ölçünüzü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şu an 3 tane soğan kullanacağım. Bol soğanlı çok güzel oluyor. Ve ben bu böreği çok seviyorum. Benim abim iş yapardı bunu. Bayıla bayıla yerdik. Ellerine kolana sağlık. Ondan öğrendim. Ben yengemden öğrendim bu böreği. Ve yıllarca da yaparız. Yani bir 8 yıldır falan bu böreği yapıyoruz yani. Birazcık daha boşluklu. Bunu saracağız ve buzluğa atacağız. Bu kadar. Dediğim gibi böyle biraz boşluklu sarın ki şöyle ucunu da suya batırıyorum ben. Sonra poşetime koyuyorum. Biraz boşluklu sarın ve malzemesini bol koyun. Malzemesini bol koyduğunuz zaman çok daha güzel oluyor. Ve sizlere şimdi bir şey göstereceğim. Benim dayımın kızı var Ayşegül ablam. O bana dedi ki böyle hani kurabiyeler satılıyor marketlerde, bakkallarda. Onu atma, içerisine böreklerini koy dedi. Son böyle 6-7 tane kendimiz için koyacağım. Onu da buna koymayı düşünüyorum. İçerisine çok fazla alacağımı düşünmüyorum. Çünkü ya da ilk buna koyalım. Böyle. Bu şekilde buzluğa koy, çok güzel oluyor Esra. Pratik oluyor dedi. Şimdi onu deneyeceğim. Hem sizlere de bir fikir olmuş olur. Bunların büyükleri de satılıyor mesela. Hani daha düzenli olsun isterseniz böyle bu kapların büyüklerinden de alabilirsiniz. Ben şimdi kendimiz için çıkartıp yapacağım zaman ki bölümü yapıyorum şu an. 7-8 tane öyle koyacağım. Bize yeterli olur. Hani bir akşam yemeğinde böyle kendimize yapar yeriz diye. Az yapacağım. Böreklerimi sardım buzluk için hazır. Şunu da sayarak koydum. 16 tane var. Bu şekilde
Bence çok güzel bir fikirmiş. İnşallah çıkartırken çok zor olmaz. Deneyeceğim. Bu şekilde de bunları hiç saymadım. Kaçar tane var ama 50'den fazla, 50-55 tane börek oldu. Burada da biraz arttığı için, bittiği için bunu da yarın sabah peynirli börek yapacağım annemlerle kendime. Tavada kızartacağım. Kışlık tavuklu böreğim de hazır. Aklımda börek olarak bir bu kalmıştı. Bunu da hallettim. Buzluğumda yer kalırsa kıymalı börekten biraz daha yapmak istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.